Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün sizlerle beraber Call of Duty Modern Warfare'ın beta sürecini değerlendiriyoruz. Artık bu bir sır değil. Call of Duty serisi uzun bir zamandır çok önemli bir konsept sorunu çekiyor. Bu uzun bir zamana yayılmış durumda. Özellikle 2011'deki Call of Duty Modern Warfare 3'ün ardından seriyi kendini ileriye taşımak için gerekli hamleleri yapamadı. Black Ops serisi her ne kadar ilk oyunuyla çok büyük beğeni toplasa da ardından gelen oyunları o istenilen etkiyi yaratamadı. Oyunun tek kişilik hikaye kısmının ne şekilde ilerleyeceğini bilmiyoruz ama çoklu oyunculuk kısmı hakkında belli fikirlerimiz oluştu. Çünkü geçtiğimiz gün itibariyle Call of Duty Modern Warfare'ın betası PlayStation'da başlamış durumda. Bu süreçte PlayStation'a öncelik veriliyor ama ardından hem Xbox'da hem de PC'de oyuncular betayı görebilecekler. Bu betaya katıldım ve birçok maç yaptım. Birçok çoklu oyuncu modunu denedim. Gerçi iki tane oyun modu var. Onunla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine her multiplayer oyunda olduğu gibi ikiye ayrılıyoruz. Bu kez Kaptan Price'ın ekibinin karşısında, yani o iyiler dediğimiz ekibin karşısında koalisyon grubu var. Koalisyon grubunda ilginç askerler var. Operatör mantığı artık Black Ops'tan sonra iyice yerleşmiş durumda ama operatörlerinizin olması onların özel yetenekleri olacağı anlamına gelmiyor. Bu noktada o operatör isminin sadece isimde kaldığını söyleyeyim. Burada kendi operatörünüzü seçtikten sonra özelleştirmeler yapabiliyorsunuz ve farklı oyun modlarına dalış yapabiliyorsunuz. İlk 4 seviye boyunca hiçbir şekilde kendinize özel bir loadout belirleyemiyorsunuz. Ekipmanlarınızı seçemiyorsunuz. Size belirlenen ekipmanlar üzerinden oyunu oynuyorsunuz. Beta sürecinde farklı haritalarda iki farklı oyun modunu denedik. Domination ve Classic Deathmatch burada iki oyun modu olarak seçilmişti. Zaten Call of Duty'nde en popüler iki oyun modu bunlar. Burada en önemli nokta, artık modlarda çok daha fazla oyuncu bulunabiliyor. Haritalar genişlemiş ve hem Team Deathmatch'te hem de Domination'da artık 20 oyuncuyla bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Ve artık her zamankinden daha fazla özelleştirme seçeneğimizin bulunması Modern Warfare'i bir çoklu oyuncu oyunu olarak en güzel seçeneklerden biri haline getirebilir. Ama beta süreci olarak konuşuyorum. Tam oyunda nasıl olacağını göreceğiz. Özellikle custom loadoutlar açıldıktan sonra kendi operatörünüzü kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz. Ana silah dışında ikinci silah, genellikle bunlar tabancalar oluyor. 3 farklı perk ve 2 farklı patlayıcı taşıyabiliyorsunuz. Bu patlayıcılardan biri ölümcül olarak seçilirken diğeri taktiksel olarak geçiyor. Yani birinde parçalı bir el bombası atarken diğerinde düşmanın gözünü kör eden bir bomba atabiliyorsunuz. Burada ana silah ve ikinci silah olayını da açmak gerekiyor. Çünkü oyunda gerçekten çok fazla perk var. Bu perklerden bazıları silahlarınızı direkt olarak etkiliyor. Nasıl bir etkileme bu? Mesela bir perk var. 2 tane ana silah taşıyabiliyorsunuz. Özellikle tabanca değil de yine normal bir silah taşımak istiyorsanız bu perki seçiyorsunuz. Yine perklere göre karakterinize belli kişisel avantajlar sağlayabiliyorsunuz. Daha hızlı koşmasını sağlayabiliyorsunuz. Kill Strike'ların daha erken açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi bir takım avantajlar mevcut. Oyunda sizin kişisel yorumunuzu katabileceğiniz detaylar bunlar. Ve tabii ki silahlarda geliştirmeler olduğu gibi devam ediyor. Bir silahla ne kadar uzun süre oynar ve başarılı olursanız o oranda yeni ekipmanlar açabiliyorsunuz. Daha iyi bir nişanga, daha iyi bir şarjör, daha iyi bir tutuş hissi bu silahlarda sağlayabiliyorsunuz. Activision burada güzel bir hamle yapmış ve ilk defa bir beta'da bu kadar çok harita görüyoruz. 6'ya 6 modlar için Azir Cave, Hackney Yard ve Grozny Raid oynanabilir durumda. Grozny Raid'in ayrıca daha da genişletilmiş bir versiyonda 10'a 10 maçlar için beta'da bulunuyor. Önemli bir Modern Warfare yeniliği olarak Field Upgrade'ler yine dikkat çekiyor. Burada L1 ve R1 tuşlarına basarak önemli geliştirmeler ve saha ekipmanlarını kullanabiliyorsunuz. Ben beta sürecinin Call of Duty açısından verimli geçeceğine inanıyorum. Oyuncular açısından da aynı şekilde verimli geçecektir. Çünkü uzun zamandır bu kadar geniş bir içeriğin olduğu beta oynamamıştık Call of Duty'de. Hani burada oyunu sattırmak istedikleri çok belli. Peki oyun ne zaman çıkıyor? 25 Ekim'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için Call of Duty Modern Warfare'ı oynayabileceksiniz. Yine aynı tarihlerde bizim detaylı incelememizde Teknopat.net üzerinden izleyebileceksiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.